anlat bakalım Türkiye, sen anlat biz dinleyelim dedik ve siz değerli izleyicilerimiz için Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz efendim. Şu anda da sizlere Diyarbakır Kayapınar'dan sesleniyoruz. Özellikle hanımlarımızı ekran başına alalım. Neden mi? Siz değerli izleyicilerimiz için, özellikle Diyarbakır'daki hanımlarımız için güzellik adına çok güzel dokunuşlar yapan bir hanımefendi var yanımızda. Güzellik uzmanımız Fatma Nur Demirbaş. Önce kendisine, daha sonra da siz değerli hanımlarımıza hangi hizmetleri veriyor bizzat kendisinden dinleyelim diyoruz efendim. Buyurun izliyoruz. Fatma Nur Demirbaş, öncelikle merhabalar, programımıza hoş geldiniz. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de hoş geldiniz. Ben teşekkür ediyorum buralara geldiğiniz için. Efendim, öncelikle nerede hizmet var, nerede kalite var, bizler orada izlemek istiyoruz. Öncelikle biraz sizleri tanıyalım efendim. Fatma Nur Demirbaş kimdir? Fatma Nur Demirbaş, 4 yıl sağlık sektörüne hizmet verdim. Ablamlar, kuzenlerim, hepimiz bu sektörün içerisinde olduğumuz için ailecek yapıyoruz, evet. Son 4 yıldır da güzellik uzmanı olarak Diyarbakır Kayapınar'da hizmet veriyoruz. Çok güzel gerçekten. Şimdi güzellik merkezi diyoruz. Son zamanlarda gerçekten özellikle her yaş grubundan bütün hanımların, sadece hanımlar diyoruz ama beyler de ekranları başında beklesinler. Çok güzel bilgiler toplayacağız aslında şu an burada sizlerden. Öncelikle sizin bu güzellik macerası ne zaman başladı? 2016 yılında üniversitede çalışıyordum. İstifa ettim. Belli bir süre ablamlarla birlikte sektörün içerisinde bulundum. Son 4 yıldır kendi iş yerimi kurdum. Diyarbakır'ın birçok yerine ve ilçelere, çevre illere falan hizmet veriyoruz. Her yerden bir akım var aslında. Bunun sebeplerini öğreneceğiz birazdan ama gelelim burada güzellik adına hangi dokunuşlar yapılıyor? Güzelleşmek deyince biliyorsunuz artık güzellik sektörü de çok geniş, kapsamlı. Siz burada hangi hizmetleri, uygulamaları yapıyorsunuz, kimlere? Biz bay bayan çalışıyoruz. Onun dışında kalıcı makyaj üzerine çatlak tedavisi, medikal estetik doktorumuzla beraber uzman bir ekip var. Uzman bir ekiple çalışıyoruz tabii ki. Dolgu botoks üzerine yüz germe, kaş kaldırma, onun dışında gözenek tedavisi yapıyoruz. Dermapen, PRP, her türlü hizmeti veriyoruz yani. Ve bu hizmetleri verirken de zaten burada uzman bir ekip, en önemlisi de bu. Tabii ki şu an bizim sektör bayağı bir geniş kapsamlı olduğu için yeniliğe de açık bir sektör zaten. Ama uzman bir ekiple çalışmak şu an Diyarbakır'da en büyük avantajlarımızdan biri. Uzman bir ekiple çalışmanın aslında ne kadar önemli olduğunu buradan biraz belirtebilir miyiz? Çünkü biliyorsunuz artık herkes açabiliyor. Bu kadar kolay değil aslında. Neden değil? Çünkü gerçekten bir sağlık söz konusu var. Ki medyadan da takip ediyoruzdur. Haberlerden, medyadan, televizyonlardan birçok vakalar aslında geliyor. Yaptırdıktan sonra muhatap dahi bulamıyoruz. Şöyle, zaten hani insanlara o güveni vermek çok önemli bu sektörde. Geldikleri zaman karşılarında bir muhatabın olması ve yaptığımız her işlemde bir komplikasyon gelişebilir. Bizim en büyük avantajımızın hani burada uzmanlarla çalıştığımız için oluşabilecek en ufak bir sağlık probleminde müdahale edecek ekip arkadaşlarımızın olması. Ve gerçekten bu oluşabilecek komplikasyonları minimum seviyeye getirmek tabii ki. Gerçekten bu çok önemli diyoruz. Peki gelelim verdiğiniz hizmetlerin başlıcalarına. Şu an Diyarbakır genelinde dediğim gibi çevre illerden arayıp soran, gelen, sosyal medya üzerinden bize ulaşan birçok müşteri kitlesine sahibiz. Zaten 14 şube olarak Türkiye'nin genelinde hizmet veriyoruz. Bizim burada yaptığımız pandemi sürecinde zaten kullanmış olduğumuz lazer epilasyon cihazımızın başlığının tek kullanımlık olması. Müşterinin sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Normalde tek kullanımlık değil, doğru mu? Değil tabii. Her çalışan arkadaşım, sektörde çalışan her arkadaşım illa onu hani bir şekilde dezenfekte ediyordur diye düşünüyorum. Ancak bu şu an bizim en büyük avantajımız. Her gelen bireye özel tek kullanımlık var. Tabii ki.
Peki gelelim cilt uygulamalarına ki yaz, kış aslında cildimizin en büyük problemlerden bir tanesi. İşte nem kaybı olsun, gözenek problemleri olsun. Son zamanların röveşat uygulamalarından bir tanesi aslında PRP. Biraz PRP üzerine konuşalım diyoruz efendim. PRP nedir öncelikle? Biraz bundan bahsedelim ve cilde faydaları nelerdir? PRP şöyle, aslında doktor kontrolünde uygulanması gereken bir işlem. Enjeksiyonla çünkü uygulanıyor. Vücuttan alınan kanın santrifüj edilerek beyaz kanla kırmızı kanı ayırıp cilde enjekte etme işlemidir. Sarkmaya, lekelere, gözeneklere her türlü tedaviye cevap veren bir işlemdir. Aynı zamanda bizler de denedik efendim bunu. Yaptırdıktan sonra gerçekten yüzünüz yokmuş gibi adeta bir hafiflik, bir freshlik hissediyorsunuz. Gerçekten sırf bu his için bile yapmaya değer tabii ki. Kesinlikle. Peki gelelim diğer cilt problemlerine. Diyarbakır'dan bahsedecek olursak iklimden kaynaklı en çok hangi cilt problemleriyle hanımlar sizleri ziyaret ediyorlar? Şöyle, Diyarbakır biliyorsunuz yaz aylarında özellikle çok sıcak ve bir kesim insanların güneş kremi kullanmaması, ciltte zamanla oluşan güneş lekeleri, biz de güneş lekelerine tedavi uyguladığımız özel bir karışım Dermopen'le uyguluyoruz. 2 ile 4 seans arasında kesinlikle lekeyi %80 yok ediyoruz. Şu an yaptığımız en iyi işlemlerden biri de leke tedavisi. %80 dediniz Fatma Nur Hanım, çok ciddi bir istatistik rakamı aslında. Çok ciddi bir istatistik rakamı olmasına rağmen ilk seansta bile epidermisin altındaki lekeyi %30 kusturabiliyoruz. Bu gerçekten buradaki sadece hanımlar dedik ama biraz da aslında beylere yönelelim. Bakımsız beyefendileri işleme getiren hanımefendiler, eşler tabii ki daha şey yani böyle Diyarbakır'da da güzellik sektörüne baylardan da bir rağbet görüyoruz yani. Özellikle lazer epilasyon olsun, cilt bakımı olsun, kırışıklık tedavisi olsun çok fazla erkek müşteri potansiyeline de sahibiz yani öyle söyleyebilirim. Peki gelelim. Kalıcı makyaj yazın mı yapılmalı, kışın mı yapılmalı? Kalıcı makyajın uygulanması için herhangi bir mevsim seçmiyoruz. Tabii ki yazın da uygulayabilirsiniz, kışın da uygulanabilecek bir işlem. Özellikle yaz aylarında tatile çıktığımızda falan bayanların uğraşmaması için daha çok tercih ettikleri bir mevsim diyebilirim. Ama sadece yaz ayları demeyelim çünkü neden diyeceksiniz? Çalışan hanımlar gerçekten sabahları aynanın karşısında vakit çok fazla kaybediyoruz. Aslında onların da kurtarıcısı diyebiliriz. Tabii ki öyle. Çok teşekkür ediyoruz bizi verdiğiniz bilgiler için. Şimdi ben ileriye dönük büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Bünyenize dahil edeceğiniz başka uygulamalar, hizmetler var mı? Biraz da bunlardan bahsedelim efendim. Benim ilerideki hedefim yenilikler dahilinde birçok öğrenciye bu sektörde akademi açıp eğitim vermektir. Sektörde kendini geliştirmek isteyen tüm öğrenciler için akademisyenlik yapmayı düşünüyorum aslında. Çok güzel bir hedef gerçekten. Özellikle izleyicilerimiz o zaman takipte kalsınlar diyoruz ki bilinçli insanlar yetişirse de ya sonuçta sağlık söz konusu. Bilinçli. Şundan biraz önce bahsettiniz aslında yenilik dediniz ama yenilik sektörünüzde önemli mi? Bir moda var mı? Ya da kullandığınız cihazlar olsun teknolojiyi takip etmek zorunda mısınız? Şöyle, insanlar artık sosyal medyayı da biraz daha fazla kullandıkları için yenilikten zaten haberdar oluyorlar. Mesela bir cihaz alıyoruz, kullanıyoruz, işte geliyorlar, hocam şöyle bir cihaz çıkmış, şu olmuş, bu olmuş. Tabii ki kendimizi sürekli teknolojiye ayak uydurup geliştirmek zorundayız. Yani yenilik işimizin aslında bir parçası diyebiliriz, olmazsa olmazımız. Tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdığınız için, izleyicilerimize verdiğiniz bilgiler ve aynı zamanda Diyarbakır'daki beyler olsun, hanımlar olsun onlara yaptığınız dokunuşlar için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak şu an bizi izleyen Anlat Bakalım Türkiye izleyicilerine ve Diyarbakır'a efendim hanımlarımıza, beylerimize neler söylemek istersiniz? Diyarbakır'da kaliteli hizmet almak istiyorsanız güzellik salonuna uğramanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de buradan referans olalım diyoruz. Sektördeki başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.